Merhaba arkadaşlar, ben Sezar. Bu videoda Rubik küp nasıl çözülür onu anlatmaya çalışacağım. Rubik küp dediğimiz zaten bu. Bu 3x3 Rubik küp artık bilinen bir şey. 3x3 Rubik küpün, yani bu küpün birkaç tane çözüm metodu var. Nasıl anlatayım? Bir basit yöntem var. Basit yöntem, başlangıç metodu veya çömez metodu diye adlandırılıyor. Hepsi aynı şey. Sıralama şöyle gidiyor. Önce bir renk belirliyoruz. Mesela beyaz. Beyazı yapıyoruz. Şu üst katmanı yapıyoruz. 3 katmandan oluşuyor bu küp zaten. Şu üst katman, orta katman, alt katman. Birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman diye gidiyor. Önce şu üst katmanı yapıyoruz. Sonra şu orta katmanı yapıyoruz. Sonra küpü ters çevirip şu son katmanı yapıyoruz. Basit yöntem bu şekilde ilerliyor. CFOP yöntemi var. CFOP, CFOP diye yazılıyor. O daha çok kullanılıyor ama onda şöyle bir fark var basit yöntemle. Basit yöntemde 5 tane algoritma ezberlersek bu küpün tamamını çözebiliriz. Ama hızlı süreler yapamayız. CFOP yönteminde 13-14 tane algoritma var. Onların hepsini ezberlersek çok daha kısa sürede yapabiliriz. Pardon. Yarışmalarda CFOP yöntemi kullanılıyor. Çünkü çok hızlı bir yöntem. Ama 13-14 tane algoritma ezberlemek gerekiyor. Hepsini yapmıyoruz tabii. Mesela şöyle gelirse farklı bir algoritma yapıyoruz. Şöyle gelirse farklı bir algoritma yapıyoruz. Böyle gelirse farklı bir algoritma yapıyoruz. Bu şekilde algoritmaları ezberleyerek CFOP yönteminde daha hızlı bir çözüme ulaşabiliyoruz süre açısından. Onda da CFOP şu şekilde ilerliyor. C cross demek. Önce artı yapılıyor. C'den sonra gelen F harfi F2L diye geçiyor. İlk iki katmanın aynı anda yapılması demek. Şu iki katmanın aynı anda yapılması. Sonra O harfi geliyor. Orientation last top layer mıydı neydi öyle bir şey. Son katmanın oryantasyonu. Sonra da P harfi geliyor. Son katmanın permütasyonu. Permutation of the last layer. Son köşeler yani. CFOP yöntemini anlatmayacağım. Şimdi basit yöntemi anlatacağım. Başlangıç yöntemini anlatacağım. En kolay yöntem bu. Ama yavaş, hızlı bir yöntem değil. Hızlı çözmek istiyorsanız CFOP yöntemini öğrenmeniz lazım. Ama başlangıç yönteminin, çömez metodunun şöyle bir avantajı var. Böyle 3 katmanlı olan birçok küpü, 3 katmanlı 3x3 olan birçok küpü basit yöntemle çözebiliriz. Ben de basit yöntemle, başlangıç yöntemiyle, çömez metodu dediğimiz yöntemle bu Rubik küp nasıl çözülür onu anlatmaya çalışacağım. Olabildiğince en basit yöntem, en yavaş şekilde, en anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım. Başka ne diyebiliriz? O kadar yani. Şimdi bunu bir karıştıralım. Bu güzel bir küp. Bunu nereden aldığımı hatırlamıyorum ama yerli bir sitede var bu. Parlak Rubik küp diye aratırsanız çıkar. Ucuz bir küp bu. 35 lira civarında. Bir de bunu ben magnetledim. Daha iyi dönüyor. Biraz yağlanması lazım sadece. Ama takılma falan yok. Çok iyi. Şimdi bunu bir karıştıralım. Olabildiğince basit bir şekilde bu 3x3 küp Rubik küp nasıl çözülür anlatmaya çalışalım. Şimdi bunu karıştırdığımızı düşünelim. Birkaç kere çevirince zaten iyicene karışıyor. Diyelim ki karıştırdık. Şimdi ilk önce bir renk belirleyeceğiz. O renkten devam edeceğiz. Diyelim ki beyaz. Beyazı seçtik. Beyazın merkezi burada. İlk önce beyazdan bir artı yapalım. Gerçi basit yöntemde önce artı sonra köşeler diye bir şey yok. CFOP yönteminde o var. Önce artı yapılır sonra köşeler yapılır. Basit yöntemde beyazı yapın da nasıl yaparsanız yapın. Önce köşeler de olur. Bir artı bir köşe bir artı bir köşe de olur. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Basit yöntemde böyle. Ama klasik olsun diye önce artıdan bir anlatmaya çalışayım. En kolay yöntemiyle anlatmaya çalışacağım. İlk önce beyazdan bir artı yapacağız. Yani şunları doğru yerlerine getireceğiz. Mesela bakalım. Şurada bir beyaz turuncu var. Bu beyaz turuncunun
buraya çıkması lazım. Turuncu burada, beyaz burada çünkü. Bunu buraya çıkartmak için ilk önce bir kenara alıyoruz. Şu orta kısmı aşağıya indirip alt kısmı sağa çekiyoruz. Yerine geldi. Bundan sonra yukarı kaldırıyoruz. Böylece turuncuyu getirdik. Şimdi bak başka bakalım. Şurada bir yeşil beyaz var. Bunu buradan bir çıkartalım. Aşağıya alalım. Yeşil beyazı aşağıya aldık. Kendi yerine götürelim. Kendi yeri burası. Beyaz yeşil. Yukarı çıkması lazım. Aynı hamleyi burada da yapıyoruz. Bu beyaz yeşili yukarıya çıkaracağız. Kenara alıyoruz. Ortayı aşağıya indiriyoruz. Sağa çekip ortayı yukarı. Böylece artının iki ucunu yapmış olduk. Buraya bir de buraya bir beyaz parçalar gelecek. Onlara bakalım. Şurada bir beyaz kırmızı var. Bunu da kendi yerine çekelim. Beyaz kırmızı burada. Yukarı çıkması lazım. Şu beyaz kırmızının yukarı çıkması lazım. Buraya. Yine aynı hareket. Kenara alıyoruz. Ortayı aşağı indirip tekrar yerine çekip yukarı kaldırıyoruz. Bu kadar basit. En son bir parça kaldı. Şuraya ait olması gereken parça. O nerede? O da burada. Beyaz mavi. Bu beyaz mavinin buraya gelmesi lazım. Mavi burada, beyaz burada. Buraya getirmemiz lazım şu beyaz mavi. Bunu da şöyle getiriyoruz. Şu sol kısmı aşağı indiriyoruz. Şu ortayı kenara çekiyoruz. Ve yukarı kaldırıyoruz. Böylece beyaz mavi de gelmiş oluyor. Küpün yönünü düzeltelim. Şöyleydi. Beyaz turuncu. Beyaz mavi. Beyaz kırmızı. Beyaz yeşil. Yani şu üst kısmının artısını bu şekilde yapıyoruz. Bunu pratikle yapabilirsiniz. Bunun haricen bir algoritması yöntemi falan yok. Deneye deneye şu üst katmanı rahatlıkla yaparız. Şimdi köşelere geçelim. Mesela bakalım köşelerden bir yerden başlayalım. Şurada bir beyaz, kırmızı, mavi köşe gördüm. Gördüğünüzden başlıyorsunuz. Yani bir sıralama yok. Beyaz, kırmızı, mavi. Bu nereye gelmesi lazım? Bakalım. Buraya gelmesi lazım. Beyaz, kırmızı, mavi köşe. Kırmızı burada, mavi burada, beyaz burada. Demek ki bu köşeye gelecek. Bunu yukarı kaldıracağız. Önce bir kenara çekiyoruz. Sağ kısmı aşağıya. Tekrar yerine. Ve yukarı. Böylece köşeyi getirmiş olduk. Başka bir köşe bakalım. Şurada bir beyaz, kırmızı, yeşil var şu köşe. Bakalım bu nereye gelecek. Beyaz, kırmızı, yeşil. Bu buraya gelecek. Yeşil burada, kırmızı burada, beyaz burada. Burada en kolay yöntemi deneyelim. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Şu köşeyi buraya getirmek için, şu beyaz, kırmızı, yeşil köşeyi yukarıya çıkarmak için sadece şunu yapıyoruz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Düzelene kadar devam. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Böylece düzeldi. Bütün köşeleri bu şekilde yapabiliriz. Mesela bu da doğru yerde. Beyaz, turuncu, yeşil ama yönü farklı. Bunun da yönünü düzeltmek için yine aşağı, sol, yukarı, sağ yapıyoruz. Olduğu yerde. Beyaz, turuncu, yeşil. Bunu düzeltmemiz lazım. Aşağı, sol. Yukarı, sağ. Aşağı, sol. Yukarı, sağ. Aşağı, sol. Yukarı, sağ. Aşağı, sol. Yukarı, sağ. Böylece bu da düzeliyor. Bütün köşeleri bu şekilde yapabiliriz. Gelmesi gereken yere çekiyoruz. Mesela beyaz, beyaz, mavi, turuncu. Buraya gelmesi lazım. Turuncu burada, mavi burada, beyaz üstte. Bu köşeye gelmesi lazım. Yine aynı şekilde. Bir saniye bekleteceğim. Şunu bir düzeltelim. Her köşeyi gelmesi gereken yere çekiyoruz. Altına çekiyoruz ve burada aşağı, sol, yukarı, sağ yapıyoruz. Beyaz, turuncu, maviyi buraya getireceğiz. Şöyle. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Düzelene kadar. Eninde sonunda düzelecek. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağ. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Eninde sonunda düzeliyor. Böylece üst katmanı yani birinci katmanı bitirmiş olduk. Şimdi birinci katmanı bitirdikten sonra
Tabii şu kenarları da düzgün bir şekilde yapmış olduk. Üst katmanı bitirdikten sonra, birinci katmanı bitirdikten sonra şu ikinci katmana geçiyoruz. Bu ikinci katmanda yapmamız gereken şu parçaları yerleştirmek. Mesela bu tam olarak doğru yere gelmiş ama bu gelmemiş. Şunlar, şöyle çeviriyoruz. Şunlar ve şunlar. Bunları doğru yerlerine getireceğiz. Şimdi burada iki tane farklı algoritma kullanacağız. Bir tanesi parçayı burada tutup sağa yerleştirme algoritması. Bir tanesi parçayı burada tutup sola yerleştirme algoritması. Hangisine ihtiyacımız varsa onu yapacağız. Mesela bir tane bulalım. Bir renkten başlayalım. Mesela mavi turuncu var. Şu mavi turuncuyu bir küpü hep bu şekilde tutuyoruz. Beyaz hep yukarı bakıyor. Ona dikkat edelim. Beyaz hep yukarı bakıyor. Mavi turuncu mesela. Mavi turuncuyu gördüm. Bunu bir yerine çekelim. Maviye. Buraya çektik. Beyaz her zaman yukarı bakacak. Şimdi mavi turuncu burada. Bu mavi turuncu bu durumda buraya mı gelmesi lazım, buraya mı gelmesi lazım? Tabii ki buraya gelmesi lazım. Çünkü mavi burada, turuncu burada. Şu mavi turuncuyu bu durumda sağa yerleştireceğiz. Ön yüz burası, üst yüzey burası, sağ taraf burası, sol taraf burası, alt taraf da burası şu anda. Bu durumda şu mavi turuncuyu sağa yerleştireceğiz. Çünkü mavi burada, turuncu burada. İlk önce şöyle bir uzun bir T yapıyoruz. Maviyi buraya getiriyoruz. Altındaki renge bakıyoruz. Ne? Turuncu. Demek ki bunun buraya gelmesi lazım. O zaman şu algoritmayı yapıyoruz. Bu parçayı buraya yerleştireceğiz. Alt sola, sağ aşağı. Alt sağ, sağ yukarı. Alt sağ, ön yüz sağ. Alt sola, ön yüz sola. Böylece parçayı yerine getirdik. Mavi turuncuyu getirdik. Sağa yerleştireceksek bu algoritma yapıyoruz. Bir de sola yerleştirme algoritması var. Bakalım. Mesela şurada kırmızı yeşil var. Buna bakalım. Bunu da sola yerleştireceğiz. Kırmızı yeşil var. Önce kırmızıdan uzun bir T yapıyoruz. Kırmızının altındaki renk yeşil. Demek ki bunun buraya gelmesi lazım. Yeşil burada. Kırmızı burada. Biraz daha kısalım. Kırmızı burada, yeşil burada. Demek ki bunun sola gelmesi lazım. O zaman soldan yapacağız algoritmayı. Demin yaptığımız algoritmanın tersi. Bu kırmızı yeşili buraya getireceğiz. Yine tutuş şeklimiz bu. Alt sağa, sol aşağı. Alt sola, sol yukarı. Alt sola, ön yüz sola. Alt sağa, ön yüz sağa. Böylece kırmızı yeşili de yerine getirdik. Şimdi başka bakalım. Başka bakalım. Turuncu yeşil var. Şurada bir tane. Turuncu yeşil. Bu turuncu yeşili buraya getireceğiz. Çünkü şu katmanı yapmaya çalışıyoruz şu anda. Bu turuncu yeşili buraya getireceğiz. Yine parçayı yeşilden uzun bir T yapıyoruz. Burada tutuyoruz. Altındaki renk turuncu. Demek ki bu turuncu yeşilin buraya gelmesi lazım. Turuncu burada, yeşil burada. Yine şu parçayı sola yerleştirme algoritması yapıyoruz. Çünkü altındaki renk turuncu olduğuna göre sola gelecek. Yine aynı hareket. Alt sağa, sol aşağı, alt sola, sol yukarı, alt sola, ön yüz sola, alt sağa, ön yüz sağa. Bunu da getirdik. Şimdi bakıyoruz. İlk iki katmanı bitirmiş olduk. Bu şekilde ilk iki katmanı bitiriyoruz. En sona son katman kalıyor şurası. Şimdi burada bazı durumlar var. Onu da göstereyim. Biz şimdi hatasız bir şekilde yerleştirdik ama öyle olmasaydı da şöyle olsaydı ne yapacaktık? Mesela yaptık, bir tanesi, bazen iki tanesi de olabiliyor. Yerinde ama ters duruyor. Mavi turuncu mesela hepsi yapılmış. Hepsi yapılmış. Hepsi yapılmış. Bir parça ters duruyor. Kendi yerinde ama ters. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bunu pardon. Şuradaki rastgele bir parçayı, buradaki rastgele bir parçayı buraya getireceğiz ki bu buradan çıksın. Bu rastgele parçayı buraya getireceğiz, bunu buradan çıkartacağız. Ondan sonra düzgün bir şekilde yerine getireceğiz. Eğer böyle ters duruyorsa, onu da yapalım. Şu parçayı buraya getirelim ki bu buradan çıksın. Alt sağa, sol aşağı. Alt sola,
sol yukarı, alt sola, ön yüz sola, alt sağa, ön yüz sağa. Getirdik, o parça çıktı. Nerede? Mavi turcu çıktı. Burada. Buradaydı, buraya geldi. Şimdi bunu düzgün bir şekilde buraya yerleştireceğiz. Yine burada tutacağız, sola yerleştireceğiz. Alt sağa, sol aşağı. Alt sola, sol yukarı. Alt sola, ön yüz sola. Alt sağa, ön yüz sağa. Böylece yerine getirdik. Yani ters olarak yerinde duruyorsa bazen de şöyle oluyor. Bu parça buraya girmiş oluyor, bu parça da buraya girmiş oluyor. O zaman yine rastgele bir parçayı getireceğiz. Çıkartacağız yerinden, kendi yerine götüreceğiz. Onu da çıkartıp kendi yerine götüreceğiz. Yani şu şuraya da denk gelmiş olabilir, bu da buraya denk gelmiş olabilir. O durumda da yine rastgele bir parçayı yerine getirip onu yerinden çıkartacağız. Böylece ilk iki katmanı bitirmiş olduk. Şimdi küpü ters çeviriyoruz, sarılara geçiyoruz. Bu durumda şu son parçayı yerleştirdikten sonra şu alttaki iki katmanı, yani şöyle tuttuğumuzda bu iki katmanı yaptıktan sonra küpü ters çeviriyoruz. Şurada üstteki duruma bakıyoruz. Burada ne var? Burada ilk önce sarıdan artı yapacağız. Şunu biraz daha kısayım, çok bağırıyor. Sarıdan artı yapacağız. Sarıdan artı yaparken burada farklı farklı durumlar var. Ya böyle gelir. Sarının artısı çubuk şeklinde. Ben şurada hazırlamıştım. Bunları da göstereyim. Ya böyle gelir. Sarının artısı çubuk şeklinde. Ya böyle gelir. Sarının artısı bu şekilde. Böyle duruyor. Ya böyle gelir. Sarının artısı nokta şeklinde. Ya da böyle gelir. Şimdi hepsini tek tek göstereceğim. Ya da böyle gelir. 4 tane farklı durum var. Hangisi gelirse gelsin fark etmez. Şöyle tutalım. Şöyle gösterelim. Beyazı yaptık ya. Beyazı yaptık. 2 katmanı bitirdik. Küpü ters çevirdik. Sarıdan artı yapacağız. Ya böyle gelir çubuk şeklinde. Ya böyle gelir artı tamamen yapılmış olur. Tesadüf böyle de olabilir. Ya böyle gelir artının bir ucu yapılmış. Ya da böyle gelir nokta şeklinde. Hangisi gelirse gelsin. Diyelim ki böyle geldi. Böyle gelirse ne yapacağız? Eğer böyle çubuk şeklinde geldiyse küpü böyle tutmayacağız. Şöyle tutacağız. Yatay olarak tutacağız. Bu çubuk böyle yatay duracak. Ve şu algoritma yapacağız. Ön sağa, bu artı algoritması. Ön sağa, sağa yukarı. Üst sağa, sağa aşağı. Üst sola, ön sola. Böylece artıyı yapmış olduk. Şimdi bu tamam. Bunu bir kenara alalım. Bu zaten artı yapılmıştı. Bunda bir hareket yapmaya gerek yok. Böyle denk gelmişti. Diyelim ki böyle denk geldi. O zaman ne yapacağız? Eğer böyle denk geldiyse, yani şu şekilde duruyorsa, küpü tutuş şeklimiz de böyle değil, böyle olacak. Bir tanesi ileri bakacak, bir tanesi sola bakacak. Küpü tutuş şeklimiz bu. Böyle denk gelirse, alttaki iki katmanı yaptıktan sonra böyle denk gelirse, küpü tutuş şeklimiz bu. Şöyle değil de şöyle. Bu sefer şuradan ön yüzden yine artı algoritması yapacağız. Ön sağ, sağ yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Üst sola, ön sola. Bunu yapınca çubuk geliyor. Yine aynı şekilde, yine aynı yerden çubuğu bu şekilde tutup buradan bir daha yapacağız. Ön sağ, sağ yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Üst sola, ön sola. Böylece artıyı tamamlamış oluruz. Amaç bu artıyı yapmak. Bunu da yaptık. Buna bakalım. Eğer böyle gelseydi ne yapacaktık? Nokta şeklinde. Nokta şeklinde gelirse böyle veya böyle hiç fark etmez. İstediğimiz gibi tutabiliriz. Nasıl tutarsak tutalım. Herhangi bir yerde yine aynı artı algoritmasını yapacağız. Ön yüz sağ, sağ yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Üst sola, ön sola. Bunu yapınca böyle geliyordu. Böyle geldiği zaman ne yapıyorduk? Küpü hemen bu şekilde tutuyoruz. Bir tanesi ileri bakıyor, bir tanesi sola bakıyor. Buradan yine aynı hareket. Ön yüz sağ, sağ yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Üst sola, ön sola. Bu sefer çubuk geliyordu. Çubuk şeklinde geldiği zaman böyle tutuyoruz. Yine ön sağ, sağ yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Üst sola, ön sola.
Böylece artıyı tamamlamış olduk. Şimdi nerede? Şundan yapıyorduk. Yok, bu değildi. Hangisiydi? Buydu. Artıyı tamamladık. Artıyı tamamladıktan sonra burada da farklı farklı durumlar gelebilir. Artıyı tamamladıktan sonra şu köşeler önemli değil. Köşeleri sonra yapacağız. Artıyı tamamladıktan sonra şu artının uçlarına bakacağız. Mesela bu mavi de olmuş, düzgün denk gelmiş. Bu kırmızı da, bu da düzgün denk gelmiş. Bu yeşil de, bu da düzgün denk gelmiş. Bu da turuncu da, bu da düzgün denk gelmiş. Burada da farklı farklı durumlar var. Onu da bir hazırlayıp göstereyim. Bir dakika bekleteceğim. Hemen bakıyoruz. Mesela şimdi burada da ya böyle denk gelir. Bu olmuş. Bu da olmuş. Mavi denk gelmiş. Artının uçlarına bakıyoruz. Yeşil denk gelmiş. Kırmızı denk gelmiş. Hepsi denk gelmiş. Ya böyle denk gelir. Ya da böyle denk gelir. Şunu da kenara koyalım. Böyle denk gelirse zaten bir şey yapmıyoruz. Ya da böyle denk gelir. Böyle denk gelirse de iki tanesi olmuş olur. Mesela turuncu denk gelmiş. Yeşil denk gelmiş. Ama mavi olmamış. Kırmızı olmamış. Kırmızı artının ucu buraya gelmesi lazım. Mavi artının ucu buraya gelmesi lazım. Ya böyle olur. Yani iki tanesi olmuş olur. İki tanesi olmamış olur. Bu şekilde. Ya bunun gibi hepsi olmuş olur. Ya da bu iki tanesi karşılıklı denk gelir. Yani bir tanesi burada, bir tanesi burada. İkisi olmuş, ikisi olmamış. Eğer böyle denk gelirse küpü bu şekilde tutuyoruz. Bir bozuk bize bakıyor, bir bozuk sola bakıyor. Yani bu şekilde. Bununla bunu yer değiştireceğiz. Bu buraya gelecek, bu da buraya gelecek ki artının bütün uçlarını düzeltelim. Çünkü bu zaten düzgün. Bu da zaten düzgün. Küpü tutuş şeklimiz bu. Sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst iki kez sağ, sağ aşağı. Düzeltiyoruz. Şimdi artının bütün uçları düzgün olmuş oluyor. Hepsi denk geliyor. Mesela bu şekildeydi. Bakıyoruz tekrar. Bir tanesi düzgün. Tesadüfen buralarda oldu. Bir tanesi düzgün. Bu da düzgün. Bu yanlış. Bu da yanlış. Eğer böyleyse şu düzgün olanların biri sağa, biri karşıya bakacak. Bir de şey deniyorum şu anda. Ya da böyleyse mesela düzgün olanların bir tanesi burada, bir tanesi burada karşılıklı. Bozuk olanların biri bize bakacak, biri karşıya bakacak. Eğer böyleyse artının uçlarını yerleştirmek için mesela şurası bozuk, burası bozuk. Sağ taraf düzgün, sol taraf düzgün. O zaman küpü bu şekilde tutacağız. Sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst iki kez sağ, sağ aşağı. Düzeltiyoruz, bakıyoruz. İki tanesi düzgün olması lazım. Evet, bu sefer bunlar düzgün oldu. Artının bu ucu düzgün, bu ucu düzgün. Bu sefer böyle tutacağız. Düzgün olanların biri sağda, biri karşıda. Bozuk olanların biri bize bakacak, biri sola bakacak. Böylece şu iki parçayı değiştirip artının bütün uçlarını düzelteceğiz. Yine aynı hareket. Sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst iki kez sağ, sağ aşağı. Ve düzeltiyoruz. Artının bütün uçları düzgün olmuş oluyor. Şimdi bu durumda köşelere geçeceğiz. Köşelerde ilk önce doğru yerde olan bir küp var mı? Ona bakalım. Şimdi onu da bir hazırlayayım. Mesela şurada bir tane doğru yerde olan bir küp var. Hemen diğer şeyleri de hazırlayacağım. Bir saniye bekleteceğim. Şimdi köşelere bakacağız. Artının uçlarını yaptıktan sonra diğer bir hamleye geçiyoruz. Köşeleri. Köşelerde şu köşelerdeki dört küpü de doğru yere getireceğiz. İlk amacımız bu. Bakalım doğru yerde olan bir köşe var mı? Mesela şu
turuncu, sarı, yeşil. Bu doğru yerde değil. Çünkü mavi burada, kırmızı burada. Bu yanlış yerde. Buna bakalım. Bu da mavi, sarı, kırmızı. Bu da yanlış yerde. Doğru yerde değil. Bu köşe doğru değil bunun için. Buna bakalım. Bu da doğru değil. Mavi, turuncu, sarı. Bu da doğru değil. Buna bakalım. Bu doğru yerde. Çünkü kırmızı burada, yeşil burada, sarı burada. Bu köşe doğru yerde. Ya böyle denk gelir, bir tanesi doğru, üç tanesi yanlış denk gelir. Bunu bir koyalım. Ya böyle denk gelir. Ya böyle denk gelir. Dört köşe de doğru yerde. Dört köşe de doğru yerde. Yönlerine takılmayın. Sarı buraya da bakabilir, buraya da bakabilir, buraya da bakabilir. Fark etmez ama bu köşe doğru yerde. Bu köşe de doğru yerde. Bu köşe de doğru yerde. Turuncu, mavi, sarı. Bu köşe de doğru yerde. Sarı, mavi, kırmızı. Ya böyle denk gelir. Dördü de doğru yerde. Ya bunun gibi denk gelir. Bir tanesi doğru yerde. Ya da hiçbirisi doğru yerde değil. Öyle denk gelir. Hiçbirisi doğru değilse rastgele bir yerden tutup köşe değiştirme algoritmasını yapacağız. Şimdi göstereceğim onu. Böyle de olur, böyle de olur. Hiçbirisi doğru yerde değilse. Bir tanesi doğru yerdeyse bu doğru yerde olan köşe parçasını burada tutacağız. Küpü tutuş şeklimiz bu. Sağda ve bize yakın olacak. Burada duracak. Yani üst katmanda, sağda ve bize yakın. Doğru köşeyi burada tutacağız ve şu hareketi yapacağız. Hiçbirisi doğru yerde değilse de aynı hareketi yapacağız. Herhangi bir yerden tutarak. Üst sağ, sağ yukarı. Üst sola, sol yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Üst sola, sol aşağı. Şimdi bakıyoruz. Köşeler doğru yere gelmiş. Gelmediyse bir daha yapıyoruz. Ya bir veya ikinci seferde doğru yere geliyor. Sarı, kırmızı, yeşil doğru yerde. Sarı, turuncu, yeşil. Bu da doğru yerde. Sarı, turuncu, mavi. Bu da doğru yerde. Sarı, mavi, kırmızı. Bu da doğru yerde. Dört köşe de doğru yerde. Gelmemiş olsaydı bir kere daha yapacaktık. Doğru yerde olan parçayı burada tutarak. Dört köşe de doğru yere gelmişse zaten bir şey yapmamıza gerek yok. Hiçbir tanesi doğru yerde değilse bu köşelerin rastgele bir yerden tutarak bu yaptığım algoritmayı yapıyoruz. Şimdi bunu da yaptıktan sonra dört köşeyi doğru yere getirdik. Son aşamaya geldik. Son aşama sarıları yukarı baktırmak. Bu sarıyı yukarı baktıracağız. Bu sarıyı yukarı baktıracağız. Bu sarıyı yukarı baktıracağız. Bu sarıyı yukarı baktıracağız. Bu en kolayı. Hiç algoritmaya falan gerek yok. Herhangi bir yerden tutuyoruz. Çünkü hiçbir tanesi olmamış. Hiçbir tanesi olmamış. Eğer bir tanesi olmuş olsaydı bozuk yerden başlayacaktık. Mesela şu anda bu bozuk. Sarısı burada. Yukarı çıkması lazım. Bu da bozuk. Yukarı çıkması lazım. Bu da bozuk. Yukarı çıkması lazım. Bu da bozuk, yukarı çıkması lazım. Herhangi bir yerden başlayabiliriz. Şuradan başlayalım. Burada yapacağımız hareket sadece küpün şu yönünü, yani sağ yönünü ve alt yönünü hareket ettirmek. Başka hiçbir şeye dokunmuyoruz. Sarı yukarı gelene kadar o en başta gösterdiğim hareket. Aşağı sol, yukarı sağ. Sağ aşağı, alt sola. Sağ yukarı, alt sağ. Sağ aşağı, alt sola. Sağ yukarı, alt sağ. Düzelene kadar. Sağ aşağı, alt sola. Sağ yukarı, alt sağ. Pardon. Aşağı, sol. Yukarı, sağ. Mesela sarıyı getirdik. Buralar bozuluyor. Buralara takılmayın. O en sonunda düzelecek. Kendi kendine düzelecek. Sarıyı yukarı getirdik. Düzelttik. Üstü bütün çeviriyoruz. Bozuk parçayı buraya getiriyoruz. Yine aynı şekilde devam. Aşağı, sol. Yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Bunu da düzelttik. Tekrar çeviriyoruz. Şu bozuk parçayı buraya getiriyoruz. Buna aynı işlemi yapıyoruz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Bunu da düzelttik. Tekrar bir tur daha çeviriyoruz. Bozuk parçayı buraya getiriyoruz. Yine aşağı, sol, yukarı, sağ. Düzelene kadar aşağı, sol, yukarı sağ, aşağı sol, yukarı sağ, aşağı sol, yukarı sağ. Hepsini düzelttik. Şu üst katmanı da düzeltiyoruz. Böylece küpün tamamını çözmüş oluyoruz. Yani basit yöntem, çömez yöntemi, başlangıç yöntemi bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Olabilecek en basit şekilde anlattım, en yavaş şekilde anlattım bütün durumları göstererek. Bu yöntem iyi bir yöntem. Küpü çözmekte iyi bir yöntem. Yani 4 tane algoritma ezberliyoruz alt tarafı. Bir tanesi zaten şu
İlk katmanı yaptıktan sonra şuradaki parçaları yerleştirmek için bir algoritmaya ihtiyacımız var. Birini burada tutup sağa yerleştiriyoruz, birini de burada tutup sola yerleştiriyoruz. Bu birinci algoritmamız olsun. Böylece şu iki katmanı bitirmiş oluyoruz. Küpü ters çeviriyoruz. Önce bir artı algoritması yapıyoruz. Bu ikinci algoritma. Sonra artının uçlarını düzgün yerine koyma algoritması. Üçüncü algoritma. En sonunda da köşeleri yerine getirme algoritması. Dördüncü algoritma. Yani dört tane algoritmayla bu küpü rahatlıkla çözebiliriz. Ve hepsi çok basit. Ezberlemesi çok kolay olan algoritmalar. Basit yöntem. Bu yöntem. Bu gösterdiğim yöntem basit yöntem. Başlangıç yöntemi veya çömez metodu da deniyor. Hangisini isterseniz. Yani çömez yöntemi iyi bir yöntem. Neden? Dediğim gibi 3 katmanlı olan birçok küp bu yöntemle çözülüyor. Master Morphix de bu yöntemle çözülüyor. Access Küp de bu yöntemle çözülüyor. Başka öyle 3 katmanlı olan bir sürü küp var. Onların hepsi bu yöntemle çözülebiliyor. Ama CFOP'la çözülemiyor. CFOP bu yöntemden daha iyi. Neden daha iyi? Hızlı çözmenize yarar. Bu yöntemle belki işte 50 saniye, 1 dakikada falan çözersiniz. Eğer küpünüz iyiyse ve parmak hareketleriniz iyiyse. Ama CFOP yöntemiyle 20 saniye, 15 saniye hızınıza göre 30 saniyede rahatlıkla çözersiniz. Ama onda da 13-14 tane algoritma ezberlemek gerekiyor. Bunda sadece 4 tane ezberlemek gerekiyor. Yani ben sadece küpü çözmek istiyorum diyorsanız, süre önemli değil diyorsanız, yarışmalara falan katılmayacağım diyorsanız, bu yöntemi öğrenirsiniz, rahatlıkla bu küpü çözersiniz. Yani böyle. Pardon. 3x3 Rubik küp basit yöntemle, çömez yöntemiyle, başlangıç yöntemi veya hepsi aynı şey. Bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Biraz uzun anlattım ama iyice ne anlaşılsın, aklınızda bir şey kalmasın diye. Dediğim gibi bu şekilde çözülüyor. Umarım yardımcı olmuşumdur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.